Aketerim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ağırlıklı olarak İngiltere endekslerindeki ayrışmaya değineceğim. Ama öncesinde tabii ki Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisi geldi, Ağustos ayı ve Fed'in gidişatı ile ilgili önemli bir veri setiydi. Bir ona da değinmek istiyorum. Sonrasında tabii Cuma günü G7 kararı, G7'nin finans bakanlarının Rus petrolü ve petrol bazlı ürünlerin ihracatına dair bir tavan fiyat oluşturma kararı sonrası Rusya'nın buna cevap vermesi, kuzeye yakın bir hattını sınırsız bir süreyle kapatmasıyla beraber Avrupa'daki enerji krizinin daha da farklı bir boyuta doğru evrilmesi noktasına bir miktar değineceğim. En son da kapanışta işte bir tane hisseyle ilgili trade idea paylaştık geçen hafta. İşlem fikri paylaştık. Onu sizle paylaşacağım. Tabii ki bu süreçte işte petrol fiyatları olsun, altın fiyatları olsun, dolar endeksi bunları da olabildiğince görüşlerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Dün de çünkü OPEC Plus'ın üretim miktarı ile ilgili kararları vardı. Bu piyasada bir miktar farklı da yorumlandı. Tek tek üzerinden geçmeye çalışacağım. Şimdi ilk başta tarım dışı istihdam verisiyle paylaşımımıza başlayalım. Bununla ilgili yani klasik olacak bu ama Trade sayfasında temel analiz sekmesi altında ABD PDI verisi Ağustos 2022 paylaşımında öne çıkan noktaları bulabilirsiniz. Şimdi bu veri gelmeden önce tabii şöyle bir durum da vardı. Sabah saatlerinde, geçen hafta Cuma günü sabah saatlerinde Gazprom Cumartesi günü kuzeye yakın bir hattını tekrardan açacağını, %20 kapasiteyle açacağını belirtmişti. Ve bu veri geldikten sonra burada yaptığım bazı yorumlar, işte S&P 500'de 4020-4050 direnç bölgesini test edilir gibi çok da gerçekçilik kazanmadı. Bunun nedeni veriden bağımsız olarak G7 versus Rusya noktasında. G7'nin Rusya'nın yumuşak karnı petrol ve petrol bazlı ürünlerde fiyat tavan fiyatı getirme kararına karşılık Rusya'nın da Avrupa'nın yumuşak karnı doğal gaz aktarımı ile ilgili kuzeye yakın bir hattını kapatması şeklinde oluşan risk algısını negatif etkileyen gelişmeydi. Çünkü veri sonrası özünde S&P 500 %1'e yakın artıya geçtikten sonra, hatta 4020 seviyelerine yaklaştıktan sonra gün ortasından sonra, ABD saatlerine göre gün ortasından sonra Rusya'nın kuzeye yakın bir hattını kapatıyorum haberiyle beraber %1 eksiye geçti. Dolayısıyla veriden ziyade o haber akışının endeks üzerinde etkisi daha yoğundu. Bunu da zaten pazartesi sabahı paylaştığımız podcast'te, yani işte yaklaşık yarım saatlik bir podcast, oldukça kapsamlı bir şekilde işledim. İsteyenler orayı bir daha bir dinleyebilir. Şimdi veri neydi? Tarım dışı istihdam verisi nasıl geldi? Burada noktalar halinde detaylara bir bakalım. Manşet rakam 315 bin artış yaşadı. Beklenti 300 bine yakındı. Şimdi biliyorsunuz istihdam sektöründe veri ne kadar kötü olursa Fed'in frene basma olasılığı o kadar çok artacağı için günün sonunda, ama kötü, yani ne kadar kötüden kasıt ciddi boyutta bir kötülük değil. Yani global resesyon, ABD'nin gerçek bir resesyona girmesini bugünden yarına sinyal veren bir durum değil. Ama Fed'in frene basmasını daha çok gerçekleştirecek. Yani örnek veriyorum, 300 binlik bir beklenti var ama 150 bin açıklandı noktasında bir şey. Bir veri seti gibi düşünün, manşet rakam gibi düşünün. Aslında endeks için, S&P 500 için pozitif. Dolayısıyla manşet rakamı ben ilk gördüğümde
Aslında istihdam piyasası oldukça güçlü seyrine, tarım dışı istihdam verisi içinde, yoksa şirketlerin açıklamalarına baktığımızda işten çıkarmalar oldukça fazla. Dolayısıyla burada tabii sezonsal etki de var. Yani bu sezonsal etkiden kasıt nedir derseniz, örnek veriyorum, her sene yaz aylarında öğretmenlerin iş gücü piyasasından çıkışı veya işsiz kalma durumu daha fazla yaşanıyor. Bu veriyi, tarım dışı istihdam verisini toplayanlar da bunu bildiği için sezonsal olarak bunun düzeltmesini yapıyor. Yani örnek veriyorum, öğretmenler Ağustos ayında diyelim ki 20 bin azalış yaşadı o kendi segmesi altında. Bu veriyi toplayanlar diyor ki tamam, bu sezonsal bir etki. Eylül ayına geldiğimizde bu kişiler tekrardan işe başlayacak. O yüzden ben bu eksi 20'yi veriye katmıyorum noktasında bir ayarlama yapıyor. Bu tarz ayarlamalar pandemi sonrası baya bir sıkıntılı bir durumda. Dolayısıyla şirketlerden sürekli işten çıkarma haberleri alırken, ki keza bu İşte yıkıcı teknolojiyle başladı. Daha sonra mega sermayeli şirketlere geçti. Şu anda yani ekonominin her noktasında mevcut. Yani araç üreticisi Ford'dan tutun, önemli bir endüstriyel şirket olan 3M'e kadar, önemli bir giysi şirketi işte Tommy Hilfiger, Calvin Klein'in holding şirketine kadar birçok alanda işten çıkarmalar mevcut. Dolayısıyla bu tarım dışı istihdam verisindeki o sezonsal gidişat bu tarz haberleri şu noktada çok fazla yansıtmıyor. Bir diğer önemli nokta, biliyorsunuz bu tarım dışı istihdam verisi iki farklı anketten geliyor. Bir şirketler bazında olan anket, Establishment Survey İngilizcesi, şirketlerden alınan bilgiler. İki, çalışanlardan, hane halkından, Household Survey İngilizcesi olan işte anket. Şirketler tarafı daha iyi bir resim çizerken, enteresandır, özünde hane halkından gelen çok da iyi bir resim çizmiyor. Bu ikisi arasında da bir ayrışma durumu söz konusu. Şimdi verinin detaylarında o yüzden manşeti ilk gördüğümde, yani tamam, belki de Eylül ayı için 75 bas puanlık artış, artık daha çok hazmetmemiz lazım, bu noktaya doğru gidiyoruz noktasında bir düşünce bende ulaşmıştı. Ama detaylara geçince biraz daha farklı bir açıkçası veri setiyle karşılaştığımı anladım. Buradaki durum da şu: katılım oranı 62,1'den 64'e yükselmiş. Bu, yani katılım oranı, yani 62,1'den 62,4'e yükseldi. Ben deyince bundan heyecan duyuyorum ama dinleyenler ya ne diyorsun Uraz da diyebilir. Özünde işsizlik oranının hesaplanması bir yani istihdamda olanlar, çalışanlar ve total havuza göre belirleniyor. Katılım oranının artması o havuzun genişlemesi demek. O havuz da ne kadar genişlerse günün sonunda işsizlik oranı da o kadar artıyor. Havuza girenlerin direkt iş bulmadığı düşüncesi ve buradan gelen veri setiyle beraber. Dolayısıyla işsizlik oranı %3,5'tan %3,7'ye yükselmiş. Beklenti %3,5'ta sabit kalmasıydı. Geniş kapsamlı işsizlik %6,7'den %7'ye yükselmiş. Dolayısıyla manşet rakam beklentilere paralel ama daha çok kişiye iş bulmak için havuza dahil oluyor ve şu noktada anında iş bulabilmiş değil. Bu da işsizlik oranını, hem işte Fed'in takip ettiği işsizlik oranını 3,5'tan 3,7'ye yükseltiyor, hem de geniş kapsamlı işsizlik oranını 6,7'den 7'ye yükseltiyor. Bu tabii aslında manşet rakam beklentilere dahi beklentilere paralel olsa da özünde detaylı bir miktar işlerin yavaş yavaş kötüleşmeye başladığına dair bir sinyal. Bir diğer nokta, ortalama saatlik ücretler aylık bazda 0,3'lük bir artış yaşamış.
Beklenti 0,4'tü. Bunu dinleyenler de biraz ne diyorsun diyebilir. Haklılar da yani genelde şöyle bir yorum yapmak çok doğru değil. Amerika'da işte ortalama kısa saat gücü zaten aylık bazda 0,3 arttı. Beklenti altında. Wow, işte aslında enflasyon riskleri, maaş bazlı enflasyon riskleri düşüyor. Yorumu doğru ama yeterli değil. Daha iyi anlatabilmek için şöyle bir cümle buna eklememiz lazım. Aylık bazda 0,3'lük artış Şubat ayından beri en düşük seviye. Yani Şubat ayından sonra maaş artışlarına baktığımızdaki o artış hızı Ağustos ayında en düşük seviyeye gelmiş. Şimdi bu artık işte maaş bazlı enflasyon risklerinin en azından yavaş yavaş kontrol altına alındığına dair bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Daha da önemlisi ortalama haftalık çalışma saati 34,6'dan 34,5'e gerilemiş. Bu da niye önemli? Şu işte ortalama saatlik ücretleri ortalama haftalık çalışma saatiyle çarpacaksınız ki çalışanın cebine ne kadar para girdiğini anlayabilirsiniz. Yani hem ücretlerdeki o yükseliş hızı Şubat ayından beri en düşük seviyesinde hem de ortalama haftalık çalışma saatinde bir gerileme var. Demek ki günün sonunda çalışanın cebine giren de ki miktarda geçmiş aylarda olduğumuz gibi yüksek bir işte maaş bazlı enflasyon riski en azından Ağustos ayı verisinde yavaş yavaş kontrol altına alındığına dair bir gösterge olarak bizim karşımıza çıkıyor. Cümleyi çok uzattım yanlış bir şey söylememek için. Özetle manşette iyi bir veriyle karşılaştık ama detaylarda aslında Fed'i frene bastırabilecek bir veri setinin yavaş yavaş sinyallerini görmeye başladık. Hala yeterli değil. Tarım dışı istihdam verisi hala güçlü bir istihdam piyasasını işaret ediyor. Ama bu veri sonrası şöyle bir düşünce bende net olarak oluştu. Eğer 13 Eylül tarihinde ki 13 Eylül tarihi gelecek hafta Salı günü yani muhtemelen biz gelecek haftaki YouTube yayınını ABD TÜFE verisi ne olabilir kapsamında yapacağız. Eğer 13 Eylül'de alacağımız Ağustos ayı TÜFE verisi Temmuz verisine benzer bir yapıda gelirse belki de Eylül ayı Fed toplantısında 75 değil 50 bas puan öne çıkabilir. Tarım dışı istihdam verisindeki işsizlik oranı alt kalemi, saatlik ücretler alt kalemi ve ortalama haftalık çalışma saati alt kalemi bunun tabanını bir miktar oluşturdu. Ama hala almamız gereken bir TÜFE verisi var ve bu TÜFE verisindeki duruma göre yani Temmuz ayına benzer bir rakamla karşılaşırsak 50 bas puanı daha çok öne çıkartabilir. Karşılaştırmazsak Temmuz ayı verisi ya bakın gördünüz mü işte Jackson Hole konuşmasında da zaten Powell tek seferlik bir veri bizim kararımızı etkilemez demişti noktasında tekrardan 75 bas puanlık bir artışı tekrardan demeyeyim 75 bas puanlık bir artışı gündemde tutmaya devam edecektir ve çok büyük ihtimal böyle bir artışla karşılaşmamıza neden olacaktır diye düşünüyorum. Tarım dışı istihdam verisindeki durum budur. Şimdi daha da önemlisi veriden sonra işte saat 6 oldu. Hepimiz işlerimizden çıktık. Eve doğru gittik. Daha sonra hepimizin telefonuna bir haber düştü. Rusya kuzeye yakın bir hattını kapattı. Sınırsız olarak kapalı tutacağını açıkladı. Nedenlerini söyledi. İşte klasik oradaki bir hatadan dolayı tribünde olan tribünü satan Siemens anında cevap verdi vesaire vesaire. Yani konu dallanıp budaklanıyor. Şimdi bunun Avrupa tabii enerji krizine etkilerini dün paylaştığım sabah notlarında Winter is Coming başlığı altında bulabilirsiniz. Burada şu podcast'i G7'ye doğalgaz ile karşılığı kesinlikle dinlemenizi öneririm eğer dinlemediyseniz. Ya burada tekrarlamayacağım kendimi. Ama öne çıkan noktaları çok burada kısaca
Şöyle görüyorsunuz, bullet pointler halinde yazmaya çalıştım. Neler oldu? Ve biz Cuma günü tarım dışı istihdam verisini aldıktan sonra Pazartesi sabahına geldiğimizde risk algısı 180 derece niye döndü noktasını bir miktar açıklamaya çalıştım. O bunların hepsine bakabilirsiniz. Hani buradaki olay şu: G7 bir tavan fiyat uygulayacak. Bu fiyat Rus petrollerine, petrol ihracatına. Bu fiyatlar daha netleşmiş değil. İşte 5 Aralık ve 5 Şubat tarihinde ham petrol ve işlenmiş petroller üzerinde belli olacak. Bu sistemin uygulanma yöntemi deniz taşımacılığında sigorta sistemini kullanarak yapılacak. Şimdi şu ikinci noktada bu deniz taşımacılığında sigorta sisteminin önemini biraz daha iyi anlayabilirsiniz. Bana gelen sorular genelde şu şekilde oluyor. Yani G7 tavan bir fiyat belirlese bile nasıl olur da atıyorum Rusya'nın Çin'le, Rusya'nın Hindistan'la anlaşacağı bir fiyata müdahil olabilir noktasında. Şimdi Rusya günde 8 milyon varillik petrol ve petrol ürünleri ihracatı yapıyor Ağustos ayı verilerine göre. Bunun 6 milyonunu deniz yoluyla yapıyor. 3-3 ayrım yapabilirsiniz. 3 milyon ham petrol, 3 milyon işlenmiş petrol şeklinde. Bu işte 6 milyonun deniz yolu taşımacılığındaki %90 sigortası, yani siz anlaştınız, atıyorum işte Utku Uraz'a petrol satacak. Utku ile Uraz bir petrol fiyatı üzerinde anlaştı ama Utku'nun bu fiyatı, bu petrolü Uraz'a gönderebilmesi için bir lojistik operasyon söz konusu. Bu lojistik operasyonda da gemilere sigorta yapılması lazım. Bu sigorta olmadığı takdirde yani gemi batabilir. Biliyorsunuz zaten bu sene her yerde, dünyanın her yerinde çok acayip derecede doğa olaylarıyla karşılaşıyoruz. Sadece bu sene de değil, bu küresel ısınmanın bir yansıması olarak her noktada bir işte maalesef kötü haberlerle karşı karşıyayız. Bu gemi battı diyelim, sigortası olmazsa çok ciddi bir problem yaratır ve bu lojistik operasyonları yönetenler kesinlikle sigortalama ihtiyacı duyuyor ve bu sigortaların da %90'ı Londra üzerinden yapıyor. Yani özünde bu ikili ticarette G7'nin bulduğu yumuşak karın bu. Sigorta sistemini, gene finansal sistemi gene kullanarak burayı kontrol altına almak. Bunu da nasıl yapacak? Sigorta şirketlerine diyecek ki, sigortalayacağınız geminin Rusya'daki petrol fiyatlarını, satın petrol fiyatlarını kontrol edin diyecek. Bu tavan fiyatın üstündeyse sigorta yapmayacaksınız diyecek. Tabii bu da ne kadar uygulanabilir, o da tartışılır ama gene de bir yöntemdir. Mantıklı bir yöntemdir aynı zamanda. Bu yöntem zaten mantıklı olduğu için, yani farkındaysanız Batı dünyası şeyden beri, bu savaş zamanından beri, Rusya'nın Ukrayna ile savaş zamanından beri hep finansal sistemi bir araç olarak kullanıyor yaptırımlarda. Çok özür diliyorum. Şurada bir şeye bakmam lazım. Çin'den önemli bir haber geldi de ona baktım. Şimdi Covid nedenli kapanmalarla ilgili yeni gelişmeler var. Oradaki sıfır Covid politikası maalesef bayağı bir hala gündemde. Yani yaklaşık 60 milyon kişiyi etkileyen bir durum söz konusu. Neyse, şimdi konumuza devam edelim. Mantıklı bir yöntem olduğu için bu durum aynı gün içinde Rusya'dan 180 derece bir karar değişimiyle kuzey akım bir hattı kapatıldı. Şimdi kuzey akım bir hattının kapatılması da şöyle bir etki yaratıyor. Şimdi Rusya'nın petrol tarafında rakamlarını paylaştım. 8 milyon varil, 6 milyonu deniz. O zaman Avrupa'nın yumuşak karnı olan doğalgaz tarafında da rakamları sizle paylaşayım. Almanya'nın mevcut doğalgaz stok seviyesi %85. Kara Avrupa'da ise %80. Şimdi bu rakamlar başta inanılmaz yüksek gelebilir size. Ama Rusya'nın, yani bunu Google'dan da bakabilirsiniz,
Avrupa'ya olan doğal gaz boru hatlarında bir bakarsanız, yani örümcek ağı gibi her yeri sarmış durumda ve en önemli hattı, yani doğal gaz taşımacılığının neredeyse doğal gaz sevkiyatının borular üzerinde üçte birini gerçekleştiren hat, kuzeye yakın bir hattı. Bu hat kapatılmış durumda. Dolayısıyla eğer Rusya bütün hatları, bütün vanaları diyelim ki kapattı, bu mevcut stok seviyelerinde de ne kadar daha Avrupa kullanım yapabilir sorusu tabii ki ortaya çıkıyor. Burada farklı farklı analizler de var. Benim okuduğum haberlere göre işte Financial Times'tan, Wall Street Journal'dan, Bloomberg'dan Almanya'nın %90 plus stok seviyesinden kritik seviye %40'ın altına inmesi 2-2,5 ay. Bazı haberlerde sıfıra gitmesi 2-2,5 ay diyor. Kara Avrupa'da da bu durum, gene %90 plus seviyeden kritik seviyenin altına inmesi 4-4,5 ay. Bu demek oluyor ki eğer Rusya bu yumuşak karnı daha da fazla zorlarsa, Avrupa'da büyüme bazlı sıkıntıların yaşanması kaçınılmaz. Yani dördüncü çeyrekte ciddi bir orada stagflasyon riskinin daha çok arttığı bir durumla karşı karşıya kalacağız. Hani bu stok seviyelerini nasıl bir örnekle anlatabilirim noktasında, işte 12 silindirli olur, 8 silindirli olur vesaire. Bir arabayı düşünebilirsiniz. Full depoyla yola çıksanız bile bir benzin istasyonu yakınlarda bulunması gerekli. Stok seviyeleri Rusya'nın bir an tamamıyla kapaması durumunda benzin istasyonunu yakın zamanda göremeyeceğiniz bir yüksek hacimli motorlu arabaya benziyor. Dolayısıyla bunu da paylaşmak isterim. Mevcut seviyeler başta yüksek gözükebilir ama kullanım bazında yeni aktarım olmazsa ciddi problemlere hala bu alan gebe arkadaşlar. Bunun üzerine tabii işte Almanya'dan, işte bugün İngiltere'den, Finlandiya'dan, Norveç'ten birçok paket açıklanıyor. Bu paketler enerji maliyetlerini hane halkı için düşürebilmek, şirketlerin işte enerji kullanımı maliyetlerini bir miktar dengeye getirebilmek vesaire. Almanya'dan pazar günü 65 milyon euroluk bir paket açıklandı. Bu durum, İngilizce'de windfall tax denilen bir şey var. Bunun Türkçe karşılığı şu: birdenbire çok mantıklı olmayacak seviyede kar yazmaya başlıyorsunuz. Yani bunu nasıl bir örnekle anlatayım? Diyelim ki yeşil enerji şirketisiniz Almanya'da. Girdiğiniz doğal gaz değil. Ama çıktınız elektrik fiyatları. Doğal gaz fiyatlarıyla elektrik fiyatları piyasalar açısından birbirine korole hareket ettiğinden dolayı aslında sizin girdiğiniz doğal gaz olmasa da çıktığınız elektrik olduğu için otomatikman çok daha yüksek kar yazmaya başlıyorsunuz. Buna Avrupa'daki hükümetler bir sınırlama ve ekstra bir vergi getirmek istiyor. Çünkü diyor ki ya kardeşim, sen hani buradan ciddi kar yazıyorsun. Bu sadece işte yeşil enerji değil, kömür bazlı santraller olur, nükleer santraller olur, petrol bazlı olur. Bunlar da sizin çıktığınızın fiyat dinamiği doğal gazıyla paralel ama girdiğiniz değil yani günün sonu. Dolayısıyla siz burada aslında operasyonlarınızdan bağımsız bir kar yazıyorsunuz. Dolayısıyla bununla ilgili olarak ekstradan vergi koyuyorum noktasına geliyor. Bu Almanya'da yapılacak, hani haksız kar elde ediyor yorumu Almanya Başbakanı tarafından yapıldı. Ben demiyorum. Ben hardcore serbest piyasa, açıkçası serbest piyasayı destekleyen, hardcore'dan da kasıt yüksek derecede serbest piyasayı destekleyen biriyim. Ayn Rand'in kitaplarını da çok severim. Çok fazla eleştiri alsam da
Kapitalizmin, bence gerçek kapitalizmin, yaşadığımız dünyadaki kapitalizm değil arkadaşlar. Bunu net olarak söylüyorum. Yaşadığımız dünyadaki kapitalizmle Ayn Rand kitapları yazdığı dünyadaki kapitalizm arasında bir kapitalizm kadar fark var. Yani onu net olarak söyleyebilirim. Ama gerçek kapitalizmin felsefesini iyi anlatan kitaplar. Orada Atlas Vazgeçti. Kesinlikle okumanızı, o seriyi okumanızı Pegasus yayınlarından tekrardan basılmaya başlandı diye hatırlıyorum. Da tavsiye ederim. Buradaki analizlerin dışında gerçekten hayatınızda bence kalıcı bir etkisi olacak bir kitap serisi bence. Bunun üzerine işte şirketlere enteresan vergiler konuluyor. Yani olay şu, serbest piyasayı o şu bu kurallarla sürekli test edersiniz, zorlarsanız G7'nin Rusya'ya karşı uygulayacağı tavan fiyatın işte dönüp kelebek etkisi gibi Almanya'daki enerji şirketlerindeki oluşan ekstra kârların üzerinde bir vergi noktasına kadar giden enteresan bir durumla karşılaştık. Bunu niye söyledim? Şimdi orada bir enerji krizi, Avrupa'da bir enerji krizi oluşuyor. 2022'nin ilk yarısında bu krizde sonrası bütün enerji şirketlerini aldılar. Yani işte petrol yükseldi, doğalgaz yükseldi, bütün ham madde dünyası genel olarak yükseldi de enerji şirketlerinde çok iyi bir performans gördük. Ama 2022'nin ikinci yarısındaki oluşan talep bazlı kriz, yani 2022'nin ilk yarısı arz yönlü bir krizdi. 2022'nin ikinci yarısı artık talep yönlü bir krize doğru gidiyoruz. Enerji şirketleri arasında da ayrışmalara neden olacak. Dolayısıyla 2022'nin ilk yarısına benzer bütün enerji kompleksinin alınacağını hiç zannetmiyorum. İyiler olacak, kötüler olacak. Ayrışmalar orada ciddi derecede olacak diye düşünüyorum. Durum budur. Yani tek tek inceleyebilirsiniz. Yani bunun piyasalar üzerindeki etkisi nedir noktasında? Tabii işte şöyle sonuçta işte Euro üzerinde satış baskısı, dolar endeksinde yükseliş, S&P 500'de 4020-4050 yazdıktan bir gün sonra 3915 altı bir kapanış olursa 3860-3810 desteklerini yazdı. Hani çünkü olay şu anda ekonomik verileri okuyabilmek, para politikasının ne noktaya gidebileceğinden ziyade gerçekten jeopolitik riskleri anlık olarak takip edip yorumlayabilmekle gelişiyor. Varlık fiyatlamaları bunun üzerine çok ciddi boyutta gerçekleşiyor. Yani cuma sabah Gazprom açacağım deyip cuma akşamı kapatacağım derse o da tabii analizleri farklı boyutlara götürüyor. Buradaki Avrupa'daki enerji krizini takip etmeye devam edeceğiz. Mali taraftaki gelişmeler de oldukça önemli olacaktır. Doğalgaz stoklarını, Almanya'nın doğalgaz stoklarını şu link üzerinden haftalık olarak takip edebilirsiniz. Hani bir örnek olarak açayım size. Bakın şurada görüyorsunuz 85,55 şeklinde. Bunu haftalık olarak takip edebilirsiniz. Avrupa doğalgaz kontrat fiyatlarının da illa Bloomberg'unuzun olmasına gerek yok. Aşırı pahalı bir şey zaten biliyorsunuz. Trading ekonomisinin altında bu bedava bir şekilde paylaşılıyor. Haber sonrası tekrardan işte 250'lere yükseldik. Şimdi geriliyoruz bakın. 219 seviyesindeyiz. Bu gerilemenin nedenini açıkçası şu anda çok da bilmiyorum. Ama anladığım kadarıyla bu mali taraftaki yaşanan gelişmeler işte Almanya, Norveç, Finlandiya, İngiltere birazdan onu daha kapsamlı inceleyeceğiz. Buradaki gelişmeler bu fiyatları da bir miktar herhalde geriletiyor diye düşünüyorum. Bu fiyatların gerilemesi, Avrupa doğalgaz fiyatlarının gerilemesi özünde borsalar açısından da önemli. Yani şuradan hemen Stax değil, endeks, Stax diye mi gösteriyor? Tamam. Endeksleri açarsak bakın şu anda bir miktar bir yükseliş var S&P 500'de vadeli de, ama bunun ben kalıcı hale dönüşmesini 13 Haziran'ı görmeden açıkçası
temkinli yaklaşıyorum, öyle söyleyeyim. Doğalgaz, Avrupa doğalgaz fiyatlarında bugün yaşanan bir miktar gerileme buna olumlu yansımış ama kalıcı bir yükseliş olabilmesi açısından TÜFE verisini görmek istiyorum. Doğalgaz fiyatlarında, Avrupa doğalgaz fiyatlarında 206, 200 euro 6 fiyatlamaların daha kalıcı olması lazım. Oradaki enerji krizi bence çok daha yoğunlaşıyor, büyüyor. Ama bugünkü fiyatlama öyle değil. Dolayısıyla bunun da bir miktar olumlu bir etki var. Kalıcılığına temkinli bir şekilde yaklaşıyorum. Öyle size söyleyeyim. Tabii bu doğalgaz krizi de geldiğimiz noktada şöyle bir daha açalım Winter is coming noktasında. Global resesyon risklerini de arttırdığından ötürü bu altın fiyatları oldukça önemli. Altın fiyatlarında düşüşlerin alım fırsatı olduğu görüşümü hala koruyorum. Petrol fiyatlarında da yükselişlerin satış bazlı bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bugünkü paylaşım global piyasalar notlarında OPEC+ kararını açıkladım. Buraya bakabilirsiniz. Brent petrol tarafının fiyatlama dinamiği asıl değişken artık talep tarafı diye net olarak belirttim. Aktif kontratta 92 dolar desteği kırıldığı takdirde 86-88 bandına kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Hani grafiği de şöyle göstereyim size. Haftalık bazda Brent petrol grafiği şu desteğin işte yükseliş trendinin aşağısındaki noktalar. Şu 92 desteği de kırılırsa şu taraf, şu tepe ilk başta test edilecektir. Onun altında da şu hareketli ortalama öne çıkacaktır diye düşünüyorum. Şimdi buradan asıl konumuzun başlığı olan İngiltere tarafına geçelim. Hayırlı uğurlu olsun, İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu. Yani aslında çok önemli bir şey, yani İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu. Ama yani tabii bu süreç o kadar kötü ilerledi ki işte Boris Johnson'ın istifası veya istifa etmeye zorlanması, bilmiyorum o konuyu da derinlemesine açıkçası. Bilmiyorumdan kasıt ne kadar doğru aktarıldığından emin değilim. Onun dışında yeni bir başbakan bulma ihtiyacı. Bulunan başbakanın, işte dün açıklanan başbakanın halkın politikalarına başarılı olabileceği noktasında oldukça az inancının olması. İşte anketler geliyor. Yani %15, %20 arasında başarılı olacak noktasında halktan gelen, İngiliz halkından gelen anket sonuçları var. %50'nin üzerinde başarısız olacak diyor. Enteresan. Ve günün sonunda politikalarını uygulamak için bir dönemlik bir zamanı yok. Yani bir sonraki seçimlere kadar bir dönem var. O seçimden sonra ne olacak? O da ayrı bir soru işareti olacak. Ama önemli bir etki olarak şunu paylaşmak istiyorum. 130 milyar poundluk gene enerji maliyetlerini azaltmak için bir paket gündeme getirdi. Hatta bugünkü haber akışında buna bir 40 milyar pound da şirketler için açıklandı. Şimdi bu niye önemli? Hane halkının harcama dinamiği, şimdi ilk başta şeyi de göstereyim. İngiltere'deki çekirdek enflasyonun durumu, İngiltere'deki çekirdek enflasyonlara bakıyoruz. Şu mavi çizgi, bakın majör ekonomiler arasında en kötü durum. Yani Amerika'dan da üstünde. Çekirdeğin dışında manşet rakama bakarsak da durum benzer. Yani gıda ve enerji fiyatlarını koyduğumuzda da en kötüsü İngiltere. Tabii bu durum ne olarak yansıyor? Peki. Bu durum ne olarak yansıyor? Hane halkının harcama kapasitesini, yani zorunlu harcamalarını yaptıktan sonra geri kalan, bütçesinden geri kalan kısımdaki harcama kapasitesine ciddi olarak azaltıyor. Enerji maliyetlerinde bir miktar mali paketle beraber hane halkına daha fazla bir harcama kapasitesi sunulursa ne olur sorusu gündeme gelir tabii doğal olarak.
Buradaki olay şu, hane halkının enerji maliyetlerinin yaklaşık 3.500 pound olması bu sene bekleniyor. Bu mali paketin de yapısı şu, 2.000 pound'a kadarını hane halkı ödesin, geri kalan kısmı devlet yardımcı olsun noktasına getiriyor. Almanya'da da benzer bir şey var. İşte tek seferlik hane halkına 300 euroluk bir yardım durumu söz konusu. Öğrencilere tek seferlik 200 euro sadece elektrik fiyatları yükseldiği için yardım söz konusu. Şimdi tabii bu durum, İngiltere'deki durum, 300 milyar poundluk paket hane halkında ekstra harcanabilir bütçeyi daha fazla arttırırsa ne olur noktasında harcamalara da pozitif yarar. Peki harcamaları yani İngiltere'nin iç tüketimindeki harcamaları bize yansıtan endeks nedir sorusunda FTSE 250 endeksi öne çıkıyor. Şimdi biliyorsunuz İngiltere'de ana takip edilen yani gösterge endeks FTSE 100 endeksi. Ama FTSE 100 endeksi aslında çok global bir endeks. Daha çok ham maddecileri, finansalları barındıran bir endeks. Ve Londra'nın finans merkezini ağırlıklı olarak kullanan şirketleri içeriyor. Örnek veriyorum mesela Rio Tinto, BHP Billiton. Hani bunlar çok ciddi ham madde şirketleri. Bunların hisseleri İngiltere yani birçok yerde de işlem görüyor ama ağırlıklı olarak işlem gördüğü yer hisselerinin işlem gördüğü yer İngiltere borsası. Ama bir İngiliz vatandaşı gidip BHP Billiton'dan bakır almıyor örnek veriyorum. Şimdi bu tabii FTSE 100 endeksinin yani ham maddeleri daha iyi gösteren endeks ve daha global olan endeksin FTSE 250 endeksi daha çok İngilizlerin iç tüketimini gösteren endeksle işte perakendecilerin daha çok bulunduğu yani ne bileyim işte genellikle günlük harcamaların daha çok eklendiği şirketlerin bulunduğu endeksi arasındaki fark da aslında İngiltere enflasyonundaki gidişatı bize iyi yansıtıyor ve pound'daki durumu iyi yansıtıyor. Şimdi mantıken FTSE 100'ün pound düştükçe daha fazla yükselmesini beklersiniz. Hatta bu Brexit zamanlarında bu çok konuşuldu. Pound aşırı derece dayak yerken FTSE 100 endeksi tak 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 yükseldi. Bunun nedeni endeksin içindeki şirketler global bazda gelir elde ettiği için onu pound muhasebesine döndüğünde otomatikman karlarının yükseliyor olması. Şimdi bu sene de aynı şekilde pound'da ciddi bir satış var. FTSE 100'de FTSE 250'ye kıyasla çok iyi bir performans var. FTSE 250'de ayrı bir problem var. Şuradaki işte çekirdek enflasyonu gösteriyorum ama ama manşet enflasyona bakarsak da grafik karşılaştırmalı bazda benzer şekilde olacak. Altı değil burada farklı bir rakam yazacak öyle söyleyeyim size. Buradaki enflasyondaki yükseliş nedenli tüketicilerin yaşadığı problemler nedeniyle de dayak yiyor FTSE 250. Böyle bir paket eğer tüketicileri daha olumlu bir noktaya getirirse şimdi şu göstereceğim endeks farkında grafiğinde. Burada bu grafikte neyi gösteriyoruz? FTSE 250 endeksinin yani İngiltere'nin iç tüketimini daha iyi yansıtan endeksin FTSE 100 endeksi yani ham maddecileri, finansalları ve daha çok global oyuncuları içeren endekste arasındaki farklar yıllık bazda gösteriliyor. 2022'ye geldiğimizde bakın görüyorsunuz yani neredeyse tarihi denebilecek hatta neredeyse bir tarihi denebilecek bir fark var. Bu endekste bir terse dönüş yani bu bir hani eksi 20'lere yakından artı 10'lara gidecek bağlamında söylemiyorum. Bu tarihi kötü performansta bir miktar
tepki hareketi. Yani 250'ye alım gelerek, 100'e satış gelerek bu paketin fiyatlanması endeksler bazında yapılabilir. Yani kısa vadede FTSE 250 uzun pozisyon açıp FTSE 100 kısa pozisyon açarak şuradaki FTSE 250'deki oldukça kötü performansın %5'lik en azından azalması dahilinde işlem yapılabileceğini düşünüyorum. Bu paketi de İngiltere Başbakanı ile ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ama getireceği paketin de finansal piyasalara etkisi bu şekilde fiyatlama dinamiğiyle gelebilir arkadaşlar. Hem yani iki tane bir endekste long bir endekste short olmak da piyasa riski dediğimiz kavram. Yani örnek veriyorum mesela S&P 500 diyelim ki 3915'i de aşağı kırdı. 3860, 3810 o şekilde devam ediyor. Bu veya 3915 iyi dayandı. 4020, 4050 bölgesinin üzerine test etmeye çalışıyor. İşte 13 Eylül verisi sonrası bu daha çok belli olacak zaten nereye doğru gidişatın yaşanacağı ve Avrupa'daki doğalgaz fiyatları onu da dediğim gibi hani şeyden takip etmeyi lütfen unutmayın. Trading Economics sayfasında o kontrat var. 200 euronun altında olması lazım o kontratın. Neyse bu iki fiyatlama dinamiğinin ya bu iki fiyatlama dinamiğinden bu işlem fikrini yalınlaştırıyor. Yani çünkü bir endekste uzun bir endekste kısasınız. Dolayısıyla piyasa riskini minimum noktaya çekiyorsunuz. Ve şu farkta %5'lik bir tepki hareketi, toparlanma hareketinin yaşanabileceğini bu paket sonrası işlem yapmış oluyorsunuz. Durum budur. Yani endeksler, İngiltere endeksleri arasındaki fark da budur. Benim anlatacağım açıkçası son bir nokta var. O da şu işlem fikri, Broadcom işlem fikri. Şimdi bu Cuma günü aslında şeye kadar Broadcom nedir öncelikle onu da söyleyeyim de işte bir yarı iletken şirketi bulut sistemler ve mobil başlıca faaliyet gösteriyor. Müşteri arasında Apple var. Şimdi Apple biliyorsunuz çarşamba günü de yeni ürünlerini, yeni telefonlarını ve belki de sürpriz denilebilecek ürünlerini tanıtacak. Dolayısıyla bu şirketin de ben bilançosuna baktığımda oldukça iyi rakamlarla karşılaştım. Değerleme olarak da işte 12 aylık beklenen FK rakamları işte rakiplerine kıyasla iyi de bir noktada olduğu için yani örnek veriyorum Nvidia'nın 12 aylık beklenen FK oranı 34.2x iken Broadcom'un 12.3x noktasında. Verileri oldukça iyi. Yani bilanço rakamları oldukça iyi. İçinde bulunduğumuz çeyrekle ilgili gelir beklentisi vesaire oldukça iyi. Dolayısıyla temel tarafta iyi bir resim gözüküyor. Ayrıca işte bu Apple'ın yeni ürün tanıtılması, yeni ürünlerini tanıtması vesaire bir farklı bir hikayede oluşturabilecek durumda. Dolayısıyla ve bulut sistemler genel olarak iyi gidiyor arkadaşlar. Yani bu bulut sistemler bazlı iş modellerinin ikinci çeyrekte iyi performansını gördük. Dolayısıyla burada uzun tarafta bir işlem fikri yazdım. Bunu yazdıktan sonra işte hedefler olarak 517, 538 ve 543 dolar seviyelerini gösterdim. Hatta TD tarım dışı istihdam verisi geldikten sonra şuranın görülebileceği yani iyi bir şekilde tek günde bile iyi çalışabileceğini düşündüm. Burada hızlıca da size durumu göstereyim. Şöyle bir hatta gıp diyelim Cuma günkü kapanışı alacaktır çünkü dün kapalıydı. Bakın olayı şöyle gösterelim. Açılıştan sonra hatta açılışı zaten 520'lerde yaptıktan sonra 515'lerde bulunuyor. Gün ortası
dediğim nokta, tabii bu bizim saatlerimize göre gösteriyor ama gün ortası onlarda şöyle bir zamanlar. Rusya'nın kuzeye yakın bir hatta haberiyle gerileme yaşıyor ve 500 dolarda kapatıyor. Eğer piyasa risk algısı toparlarsa bu hissede tekrardan işte 517-520 bölgesi, hatta ondan sonra 538 ve 543 direnç seviyeleri de gündeme gelebilir. Dolayısıyla hani piyasa toparlarsa toparlama beklentim var, ne hisse alayım sorusunun cevabında buna bakabilirsiniz. Veya piyasa risk algısı iyileşiyor, neler öne çıkabilir noktasında gene buna bakabilirsiniz. Hani kısa vadeli günlük, yani illa 50 dolarlık bir, 40-50 dolarlık bir şey yapacaksınız durumda değil, bir işlem yapacaksınız dolar noktasında değil. Yani şu orada görüyorsunuz 10-15 dolarlık da, yani 30 dolarlık da vesaire, veya çok daha düşük günlük 5-10 dolarlık da yapıp işlemleri al sat noktasında değerlendirebilirsiniz. Böyle bir işlem fikri de paylaşmıştım. Ben bu hafta bunun iyi gideceğini düşünüyordum. Cuma günü Putin abi sağ olsun işleri biraz değiştirdi tabii. Bugünkü şeyde bir daha açalım. Şurada Trading Economics'te açıldığı zaman bakın şurada görüyorsunuz. Bunu takipteyiz. 222 dolar 200'ün altına düşerse eğer risk algısı pozitif. Düşmezse, tekrardan yükselirse temel bazdaki açıkçası gelişmeler bunun böyle olabileceğini gösteriyor. Risk algısı negatif bir durum. Euro'daki hareket de açıkçası buna paralel. Dün işte bu yükseldi. Euro dolar satış yedi. 0,99'un altına geldi. Bugün düştü. Euro dolar bir miktar toparladı. Oradaki durumda bunun bir miktar göstergesi. Bitcoin tarafına bu hafta değinmiyorum arkadaşlar. Orada yani şöyle size göstereyim. ABD 10 yıllıkları, 10 yıllık getirileri, daha doğrusu 10 yıllık reel getirileri 0,70 civarlarına kadar yükseldi. 0,77. Yani Bitcoin için 20'lerin üzerinde kalıcı olup o 22.400'ün üzerine atabilmesi için bunu da bir miktar gerileme lazım. Bunu da Bloomberg'un sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. Hatta şöyle göstereyim size. Bloomberg derseniz bloomberg.com, şuradan açalım. Buradan tık 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 market sekmesi altında Market Data Rates and Bonds kısmını açarsanız, Amerika'yı açalım. Şöyle. Amerika'da şu gördüğünüz ETII 10, 10 yıllık reel getiri şu anki noktası da 0,77. Bunun aşağı gitmesi lazım ki Bitcoin yukarı doğru gitsin. En kısa anlatabileceğim versiyon bu olur. Orayı da bu şekilde takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük benim aktaracaklarım bu kadar. Yine muhtemelen uzun bir video oldu. Sabredip dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya tekrardan görüşmek üzere.